74. Bölüm Tevekkülün Fazileti. Bu konudaki ayetlerden birinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur: kararını verdiğin zaman da Allah'a tevekkül et. Çünkü Allah kendisine tevekkül edenleri sever. Sahibi olanların Allahu Teala Celle Celaluhu tarafından en çok sevilen, yerine getirenlerin onun desteği ve himayesinde olan bir makamdır tevekkül. Tevekkül sahiplerine Allahu Teala yeter ve kafi gelir. Onları sever ve gözetir. O kişi büyük bir başarı elde etmiştir. Zira Allahu Teala tarafından sevilen kişi seven tarafından azap görmez, kovulmaz ve mahcup edilmez. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder: hac mevsiminde ümmetleri gördüm. Kendi ümmetimi de dağları ve ovaları doldurmuş olarak gördüm. Onların görünüşleri ve çocukları hoşuma gitmişti. Bana denildi ki, hoşnut oldun mu? Ben evet oldum dedim. Bana tekrar denildi ki, bunlarla birlikte 70 bin kişi hesapsız olarak cennete girecekler. Bunun üzerine sahabe-i kiram dediler ki, kimdir onlar ey Allah'ın Resulü? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, onlar dağlanmayanlar, uğursuzluğa inanmayanlar, rukye yani muska yaptırmayanlar ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Bunun üzerine Ukkaşe radıyallahu anh ayağa kalktı ve dedi ki, ey Allah'ın Resulü, dua buyur da Cenab-ı Hak Celle Celaluhu beni onlardan kılsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dua buyurdu: Allah'ım onu o kimselerden kıl. Derken bir kişi daha kalktı ve dedi ki, ey Allah'ın Resulü, beni de onlardan kılması için Allahu Teala'ya dua buyur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bu konuda Ukkaşe seni geçti. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: eğer sizler gerektiği şekilde Allahu Teala'ya tevekkül etmiş olsaydınız, sabahleyin kursakları boş olarak gidip, akşam karınları dolu olarak dönen kuşlar gibi sizleri de rızıklandırırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: kim her şeyden ümidini keserek sadece Allahu Teala'ya dayanırsa, Allah Celle Celaluhu ona her türlü destek ile kafi gelir. Onu ummadığı yerden rızıklandırır. Kim sırf dünyaya dayanırsa Allahu Teala da onu dünyaya havale eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: kim insanların en zengini olmaktan sevinç duyarsa elindekilerden daha çok Allah Celle Celaluhu katındakilere güvensin. Rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geçim sıkıntısı ve darlığa düştüğü zaman ev halkına şöyle derdi: haydi namaza kalkın. Yüce Rabbim bana böyle emir buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti kerimeyi okudu: ailene namazı emret. Sen de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz. Biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç takva iledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: rukye yani muska yaptıran ve dağlanan kişi tevekkül sahibi değildir. Rivayet edildiğine göre İbrahim aleyhisselam mancınık ile ateşe atıldığı zaman Cibril aleyhisselam bana bir ihtiyacın var mı diye sorduğunda sana bir ihtiyacım yok diye cevap vermişti. Böylece hasbiyallahu ve ni'mel vekil yani Allah bana yeter, o ne güzel vekildir sözüne bağlı kalarak vefalı olduğunu göstermişti. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de onun hakkında şöyle buyurur: ve ahdine vefa gösteren İbrahim.
Allah Celle Celaluhu Davud aleyhisselama şöyle vahyetti. Ey Davud, bir kul mahlukatımı bırakıp sadece bana sarılıp tevekkül ederse, kendisine göklerde ve yeryüzünde bulunanların hepsi tuzak kursa da ben ona mutlaka bir çıkış yolu gösteririm. Said bin Cübeyr radıyallahu anh şöyle der. Bir defasında beni akrep soktu. Annem rukiye yaptıracağım diye yemin etti. Rukiyeciye varınca ben ısırılmamış olan elimi uzattım. O zat bize ölümsüz ve daima diri olan Allah'a tevekkül et. Onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarını onun bilmesi yeter ayetini okudu ve sonra şöyle dedi. Bu ayeti okuduktan sonra bir kulun Allahu Teala'dan başka birine sığınmaması gerekir. Alimlerden biri rüyasında şöyle seslenildiğini görür. Kim tam olarak Allahu Teala'ya güvenirse geçim kaynağını elde etmiş olur. Alimlerden biri şöyle der. Payına ayrılmış olan, mutlaka eline geçecek olan rızık peşinde koşarken üzerine farz olan amellerden geri kalarak ahiretini zayi etme. Dünyada ne kadar çabalarsan çabala, Allahu Teala'nın senin payına yazdığından fazlasını elde edemezsin. Yahya bin Muaz Errazi rahmetullahi aleyh şöyle der. Rızkın peşinde koşmaksızın kulun rızkı bulması, rızkın kulu bulmakla görevli olduğuna dalalet eder. İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh şöyle der. Ruhbanlardan birine yiyip içeceğin nereden geliyor diye sordum. Bana dedi ki, bunun bilgisine sahip değilim. Fakat sen nereden yedirip içirdiğini Rabbime sorabilirsin. Herim bin Hibban rahmetullahi aleyh, Üveys el-Karani radiyallahu anh'a şöyle der. Nereye yerleşmemi tavsiye edersin? Üveys el-Karani radiyallahu anh, Şam taraflarını işaret eder. Herim der ki, acaba orada geçim işleri nasıl? Bunun üzerine Üveys radiyallahu anh der ki, şu vesvese dolu kalplere yazıklar olsun. İçlerine şüphe karışmış. Böylesine nasihat fayda vermez. Ariflerden biri şöyle der. Vekil olarak Allahu Teala'yı seçen kişi her iyiliğe yol bulabilir. Cenab-ı Hak'tan bizlere güzel edepler nasip etmesini niyaz ederiz. 75. Bölüm Mescidin Fazileti. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim kaya kuşunun yuvası kadar bile olsa bir mescit bina ederse, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onun için cennette bir köşk bina eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim mescitlere ülfet ederse, Allahu Teala Celle Celaluhu da ona ülfet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Biriniz mescide girdiğinde oturmadan önce iki rekat namaz kılsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Mescide komşu olanın mescitten başka yerde namazı olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Biriniz namaz kıldıktan sonra konuşmadığı ve mescitten çıkmadığı sürece melekler onun için Allah'ım ona merhamet et, Allah'ım onun günahlarını bağışla diye dua ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ahir zamanda ümmetimden öyle kimseler gelecektir ki mescitlerde halka kurup oturacaklar. Konuşmaları hep dünya ve dünya sevgisi üzerine olacak.
onlarla birlikte oturmayınız. Cenab-ı Hakk'ın onlara bir ihtiyacı yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu indirdiği kitaplardan birinde şöyle buyurur. Benim yeryüzündeki evlerim mescitlerdir. Evlerimde beni ziyaret edenler, mescitleri imar edenlerdir. Evinde temizlenen ve sonra gelip beni evimde ziyaret eden kişiye müjdeler olsun. Ziyaretçiye ikramda bulunmak, ziyaret edilenin üzerine bir borçtur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Birinin mescitlere devam etmeye alışkanlık edindiğini gördüğünüzde onun imanına şahitlik ediniz. Said bin el-Müseyyib rahmetullahi aleyh şöyle der. Mescitte oturan kişi Rabbi ile karşı karşıya oturuyor demektir. O halde mescitte hayırdan başka bir söz söylemeye hakkı yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen haberlerde belirtildiğine göre hayvanların otları yediği gibi mescitlerde konuşmak da öylece iyilikleri yer bitirir. İbrahim en-Nehai rahmetullahi aleyh der ki önceki Müslümanlar karanlık gecede yürüyerek mescide gitmenin cenneti kazandıracak bir amel olduğunu söylerlerdi. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki kim mescide bir kandil yakar korsa, o lamba mescide aydınlattığı sürece melekler ve arşın taşıyıcıları lambayı koyan kişi için istiğfar ederler. Hazreti Ali kerremallahu veçhe şöyle der. Kul vefat ettiği zaman yeryüzünde üzerinde namaz kıldığı yer ve gökte amelinin yükseldiği yer kendisi için ağlar. Daha sonra şu ayeti kerimeyi okudu. Gök ve yer onların ardından ağlamadı. İbn Abbas radıyallahu anh der ki yeryüzü onun için 40 sabah ağlar. Ata el-Horasani rahmetullahi aleyh şöyle der. Bir kul yeryüzünün herhangi bir yerinde secde ettiğinde kıyamet günü o toprak parçası kendisi için şahitlik eder ve vefat ettiği zaman da ağlar. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle der. Üzerinde namaz kılınan ya da zikir yapılan bir toprak parçası yanındaki toprak parçalarına karşı iftihar eder. Allah'ın zikredilmesinden dolayı duyduğu sevinci 7 kat yerin altına kadar duyurur. Kul bir yerde namaza durduğu zaman yer bütün süslerini takınır. Denilir ki insanlar bir yerde konakladıkları zaman sabahleyin o yer konaklayanlara ya dua eder ya da onlara lanet eder. 76. Bölüm Riyazet ve Keramet Ehlinin Fazileti. Bil ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir kul için hayır dilerse kendisine kusurlarını gösterir. Basireti keskin olan kişilere kusurları gizli kalmaz. Kusurlarını gördüğü takdirde onları tedavi imkanı ortaya çıkar. Fakat insanların çoğu kendi kusurlarından gafildirler. Bunlar kardeşinin gözündeki çöpü görür fakat kendi gözündeki merteği görmez. Kim kendi kusurlarını görmek istiyorsa bunun 4 yolu vardır. 1. Yol. Nefsin kusurlarını bilen, gizli tehlikelere muttali olan bir şeyhin dizinin dibine oturmak, nefsi ıslah hususunda onun hükmünü hakem kabul etmek, onun irşatlarına ve nefsi terbiye hususunda gösterdiği çözümlere tabi olmak. İşte mürit ile şeyh arasındaki ilişki, öğrenci ile üstad arasındaki muamelenin esası budur. Böylece kendisine şeyhi ve üstadı nefsinin kusurlarını gösterir, bunların nasıl tedavi edileceğini öğretir. Zamanımızda böylesini bulmak çok zordur. 2. Yol. Kişi kendine sadık, basiretli, dindar bir dost edinir. Dost edindiği kişi kendisini sürekli gözetler, davranışlarını ve fiillerini denetler.
dostu gizli açık bütün kötü huylarını kendisine hatırlatır. İleri gelen ve büyük din önderleri hep böyle yaparlardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle derdi: "Bana kusurlarımı gösteren kişiye Allahu Teala merhamet eylesin." Selman-ı Farisi radıyallahu anh'a kusurlarını sorardı. Selman-ı Farisi radıyallahu anh bir gün yanına gelince yine kendisine sordu: "Benim hakkımda hoşlanmadığın bir şey biliyor musun?" Selman-ı Farisi radıyallahu anh affını istirham etti. Ömer radıyallahu anh ısrar edince dedi ki: "Duyduğuma göre sofranda iki çeşit yemek bulunduruyormuşsun ve biri gündüz için, diğeri gece için olmak üzere iki elbisen varmış." Hazreti Ömer radıyallahu anh tekrar sordu: "Bunların dışında bir şey biliyor musun?" Selman-ı Farisi radıyallahu anh hayır diye cevap verince Ömer radıyallahu anh "Bu ikisi bana kafi gelir" dedi. Yine Ömer radıyallahu anh Huzeyfe radıyallahu anh'a gider ve derdi ki: "Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin münafıkların kimlerden ibaret olduğuna dair sırrı bilen kişisin. Acaba benim üzerimde münafıklık alametlerinden bir şey görüyor musun?" Hazreti Ömer radıyallahu anh kadrinin yüceliğini ve makamının büyüklüğüne, Müslümanların halifesi olmasına rağmen böylesine nefsini kötüler ve murakabe altında tutardı. Akıldan nasibi olan her yüksek makam sahibi kendi nefsini çok az beğenir, hatta hiç beğenmeyerek daha çok onu suçlar ve kusurlarını araştırır. Ancak bu çeşit insanlar da çok az bulunur. Dal kavukluk yapmayan, kusurları dile getiren ya da haset etmeyen ve tenkitte ölçüyü kaçırmayan dostlar çok azdır. Dostlar arasında kusur olmayan şeyleri kusur olarak gören hasetçiler ve garaz sahipleri hiç eksik olmaz. Yahut senin kusurlarını gizleyen dal kavuklar eksik değildir. Bu sebeple Davud-u Ta'i rahmetullahi aleyh insanları bırakıp uzlete çekilmişti. Kendisine neden insanların arasına karışmadığı sorulunca şöyle derdi: "Kusurlarımı gizleyen insanları ben ne yapayım?" Halbuki gerçek manada dinine sadık kişilerin arzusu, başkalarının uyarısı ile kusurlarının farkına varmak idi. Fakat bizim gibilerin arasındaki yaygın anlayışa göre, insanların en sevimsizi bizlere nasihat edenler ve bize kusurlarımızı gösteren kişilerdir. Bu, iman zayıflığının bir alameti olsa gerek. Kötü huylar, insanı sokan zehirli akrep ve yılan gibidir. Eğer birisi bize elbisemizin altında bir akrep bulunduğunu bildirirse, ona karşı minnet duyar ve bundan dolayı seviniriz. Hemen kalkar o akrebi yok etmeye, öldürmeye ve uzaklaştırmaya girişiriz. Halbuki akrep bedene zarar verir. Verdiği acı bir gün veya daha az sürer. Oysa ki kötü ahlakın verdiği hasar kalbe işler ve ölümden sonra da ebediyen ya da binlerce yıl devam etmesinden korkulur. Ayrıca bize kötü ahlakımızın bildirilmesinden sevinç duymaz, onu gidermek için gayret göstermeyiz. Tersine bize nasihat eden kişiye "sen de şöyle şöyle yapıyorsun" diyerek karşılık veririz. Yaptığı nasihatten istifade edecek yerde ona düşmanlık yapmakla meşgul oluruz. Bu tür davranışlar günahların çokluğu sebebiyle kalbin katılaşmasından ileri gelmişe benziyor. Bunların temel sebebi de iman zayıflığıdır. Yüce Mevlamızdan bizi doğruya yönlendirmesini, kusurlarımızı bizlere göstermesini, onları tedaviyle meşgul olmayı ve bizlere kusurlarımızı gösterenlere teşekkür edebilmeyi lütuf ve keremiyle nasip etmesini niyaz ediyoruz. Üçüncü yol, kusurlarını hasımlarının ağzından dinleme yolundan istifade etmektir. Zira kızgın gözler kusurları ortaya çıkarır. Herhalde insan kendisini pohpohlayan, kendisine övgüler düzen ve kusurlarını gizleyen dal kabuklardan daha çok kendisine kusurlarını söyleyen kindar bir hasımdan istifade eder.
Ancak insan tabiatı düşmanın söylediğini yalanlamaya ve onları hasmın kin duygusuna bağlamaya yatkındır. Fakat basiret sahibi kişiler hasımların sözlerinden yararlanır, kusurlarının mutlaka hasımlarının dili ile yayılacağını bilirler. Dördüncü yol, insanların arasına karışmalı, halk arasında gördüğü her kötü ahlakı kendi nefsinde araştırmalı ve kendisinde bulunup bulunmadığını gözden geçirmelidir. Zira mümin, müminin aynasıdır. Karşısındakinin işlediği kusur vasıtasıyla kendi kusurunu görür. İnsan tabiatının nefsinin hevasına uyma hususunda birbirine yakın olduğunu bilir. Eğer kendi akranlarından biri bu kötü huylardan birine sahip ise, diğer akranlar o kötülükten bütün bütün kurtulamaz. Akranındaki kötü huyun ya daha fazlası ya da daha azı kendisinde vardır. Öyleyse herkes kendi nefsini incelemeli, başkasının kötülediği kusurlardan kendi nefsini de arındırmalıdır. Bu yol seni kötü huylardan alıkoyar ve terbiye eder. Şayet bütün insanlar başkalarında görüp de kötüledikleri huyları kendileri terk etseler, insanların edep öğreticilerine ihtiyaçları kalmazdı. Hazreti İsa aleyhisselama seni kim terbiye etti diye sorarlar. Şöyle cevap verir: beni kimse terbiye etmedi. Ben cahilin edepsizliğini gördüm, bunu çirkin bularak ondan uzak durdum. Bu söylediğimiz irfan sahibi, zeki, nefsinin kusurlarını görebilen, müşfik ve nasihat sahibi, kendi nefsini terbiye etmeyi başararak Allah'ın diğer kullarını terbiyeye yönelmiş bir şeyhten mahrum olanlar içindir. Böylesini bulan kişi tabibini bulmuştur. Artık onun yanından ayrılmasın. Çünkü kendisini hastalığından kurtaracak, karşı karşıya kaldığı tehlikeden onu kurtaracak tabip odur. Bil ki bu anlattıklarımızı ibret nazarıyla tefekkür edersen basiretin açılır, kalbin karşı karşıya kaldığı hastalıkları keşfeder, onları ilim ve iman nuru ile tedavi yollarını bulursun. Eğer bunu yapabilecek durumda değilsen yine de iman ve tasdikten uzak kalmamalısın. Taklit mevkiinde bulunanlar için gerekli olan taklit yolu ile iman etmektir. İlmin dereceleri bulunduğu gibi imanın da dereceleri vardır. İlim ise imandan sonra elde edilir. İmanın arkasındadır. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur: Allah sizden inananları ve ilim verilenleri derecelerle yükseltir. Kim nefsin arzularına karşı gelmenin sebep ve sırlarını bilmediği halde bunun insanı Allahu Teala'ya ulaştıran yol olduğunu kabul ederse, o kişi ayet-i kerimede geçen inananlar kısmındadır. Nefsin azgın arzularını kışkırtanlar konusunda anlattıklarımızı bilenler ise ilim verilenler kısmına girerler. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bunların her ikisine de güzel mükafat vaat etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de, sünnette ve alimlerin sözlerinde bunları destekleyen pek çok delil vardır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur: Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran için ise şüphesiz cennet yegane barınaktır. Allah'ın elçisi huzurunda seslerini kısanlar, şüphesiz Allah'ın kalplerini takva ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Denildiğine göre ayet-i kerimedeki kalplerini takva ile imtihan etti cümlesiyle kalplerini nefsin arzularına düşkünlükten arındırdı denilmek istenmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: mümin şu beş sıkıntı ile karşı karşıyadır. Müminler kendisine haset eder. Münafıklar ona buğz eder. Kafir onunla mücadele eder. Şeytan onu saptırmaya çalışır. Nefsi kendisi ile kavga eder. Yukarıdaki hadisi şerifin ifadesine göre nefis insanla kavga eden bir düşmandır ve ona karşı mücadele etmek gerekir.
Rivayet edildiğine göre Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Davud Aleyhisselam'a şöyle vahyeder. Ey Davud! Dostlarını nefsin arzularını yerine getirmemeleri için uyar ve dikkatlerini çek. Zira nefislerinin arzularına esir olanların kalplerinin basiretiyle benim aramda perde vardır. İsa Aleyhisselam şöyle der. Vaat edilen, gaybda olan ve görmediği bir mükafat uğruna önünde hazır bir nefsin arzusunu terk eden kişiye ne mutlu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cihattan dönen ashabına şöyle demişti. Hoş geldiniz. Büyük cihattan küçük cihada döndünüz. Dediler ki, ey Allah'ın Resulü, büyük cihat nedir? Nefsiyle yapılan cihat. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Mücahit, Allah'ın emrine uyması için nefsi ile cihad eden kişidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, nefsine eziyet etmekten kaçın. Allah'a isyan hususundaki arzularına da uyma. Kıyamet günü nefsin seninle davalaşırsa azaların bazısı bazısına lanet eder. Ancak Allahu Teala bağışlar ve örterse o durum başka. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh şöyle der. Nefsimi tedavi etmekten daha zor bir şeyle karşılaşmadım. Çünkü nefsim bazen lehime ve bazen de aleyhime hareket ediyor. Ebu Abbas Evmavsili rahmetullahi aleyh nefsine şöyle derdi. Ey nefis! Ne sultanların çocukları gibi dünyadan yararlandın, ne de ahiret için çalışan kullar gibi gayret gösterdin. Herhalde ben senin yüzünden cennet ile cehennem arasında hapis kalacağım. Ey nefis! Sen hiç utanmaz mısın? Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh şöyle der. Nefis, azgın bir hayvana gereken sıkı gemden daha fazla gemlenmeye muhtaçtır. Yahya bin Muaz Errazi rahmetullahi aleyh şöyle der. Riyazet kılıcı ile nefsin ile cihad et. Riyazet 4 çeşittir. İhtiyacı kadar yiyecekle yetinmek, az uyumak, ihtiyaç kadar konuşmak, bütün canlılardan gelebilecek ezalara tahammül göstermek. Az yemek nefsin arzularını söndürür. Az uyku ile irade durulaşır. Az konuşmak kişiyi afetlerden uzak tutar. Ezalara katlanmak ise insanı nihai gayelere ulaştırır. İnsan için cefaya sabır göstermek ve ezaya tahammül etmekten nefse daha ağır gelen bir şey yoktur. Azgın istekler ve günah arzusu nefiste harekete geçince ve ahmakça lüzumsuz konuşmaya dalınca teheccüd kınından az yemek ve az uyumak kılıçlarını çeker. Zulüm ve intikamdan uzak durabilmek için ona yumuşaklık ve az konuşma elleriyle darbeler indirir. Böyle yaptığın takdirde nefsi kötü arzuların karanlığından arındırır, onun yol açacağı afetlerden ve belalardan emin olursun. O zaman nefsin pak, nurlu, hafif ve ruhani bir hal alır. Çiftlik yarış atının meydanda gezinmesi ve sultanın dinlenmek maksadıyla bahçede gezinmesi gibi artık hayır meydanlarında cevelan etmeye, taat yollarında koşmaya başlarsın. Yine Yahya bin Muaz Errazi rahmetullahi aleyh şöyle der. İnsanın düşmanı üçtür. Dünya, şeytan ve nefis. Dünyaya karşı züht ile, şeytanın emirlerine muhalefet ile ve nefse karşı da şehvetleri terk etmek suretiyle tetikte ol. Ehli hikmetten biri şöyle der. Nefsin denetimi altına giren kişi azgın arzularının esiri haline gelir. Hevasının zindanında mahsur kalır. Dizginleri nefsin eline geçer ve eli kolu bağlı duruma düşer. Nefis onu istediği yere çeker götürür,
kalbini faydalı şeylerden men eder. Cafer bin Hümeyt rahmetullahi aleyh şöyle der: nimet terk edilmeden nimete erişilemeyeceği hususunda alimler ve hikmet ehli ittifak etmişlerdir. Ebu Yahya el-Verrak şöyle der: azaların azgın arzularını yerine getiren kişi kalbine pişmanlık ağacını dikmiş olur. Vehib bin el-Berd der ki: ekmekten fazlası şehvettir. Nefsin arzularından hoşlanan kişi zillete hazır olsun. Rivayet edildiğine göre Yusuf aleyhisselam Mısır hazinelerinin başına geçmiş. Ülkenin önde gelenlerinden 12 kişiyle birlikte kafilesiyle binek üzerinde geçerken Mısır sultanın karısı onların geçtiği yol üzerine oturur ve Yusuf aleyhisselama şöyle der: günahları sebebiyle sultanları köle ve itaatleri sebebiyle köleleri sultan yapan Allahu Teala'yı tenzih ederim. İhtiras ve nefsin arzuları sultanları köle yapar. Bu fesatçılara verilen cezadır. Sabır ve takva ise köleleri sultan yapar. Yusuf aleyhisselam da bize Kur'an-ı Kerim'de haber verildiği gibi şöyle der: çünkü kim Allah'tan korkar ve sabrederse şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh şöyle der: bir gece uykum kaçtı. Kalktım, virdimi çekmeye başladım. Fakat her zaman duyduğum zevki duyamadım ve uyumak istedim. Fakat uyuyamadım. Oturayım dedim, buna da güç yetiremedim. Dışarı çıktım. Dışarıda abasına sarılarak yere uzanmış bir adam gördüm. Benim geldiğimi hissedince dedi ki: bana ayıracak biraz vaktin var mı? Ben de buluşmak için sözleşmeden mi efendim dedim. Dedi ki: evet. Cenab-ı Hak'tan kalbini bana doğru çevirmesini diledim. Ben de dedim ki: Allah Celle Celaluhu dilediğini kabul etti. Ne istiyorsun? Şöyle sordu: nefsin hastalığı ne zaman kendisi için ilaç olur? Ben şöyle dedim: nefis senin arzularına karşı koymaya başlayınca. Benim bu sözüm üzerine nefsine döndü ve şöyle dedi: bak dinle, ben sana bu cevabı 7 defa verdim. Fakat sen kabul etmeye yanaşmadın ve ille de bunu Cüneyt'ten duymak istedin. İşte şimdi duydum. Bu sözü söyledikten sonra ayrılıp gitti. Onu tanıyamadım. Yezid er-Rakkaşi rahmetullahi aleyh der ki: soğuk suyu benden uzak tutun. Belki ahirette ondan mahrum kalmam. Adamın biri Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyhe şöyle der: ne zaman konuşayım? Susmak istediğin zaman. Ne zaman susmalıyım? Konuşmak istediğin zaman. Hazreti Ali kerramallahu veçhe şöyle der: kim cennete aşık ise dünyada nefsinin arzularını zihninden silsin.